Merhaba arkadaşlar sayı problemlerinin orijinal sorular iki test ile devam ediyorum. Birinci sorumuz yukarıdaki taboda A, B, C ve D marka çantaların fiyatları gösterilmiş. Başak ve Buse her bir marka çantadan en fazla bir tane olmak şartıyla 4 ay boyunca bir mağaza alışveriş yapıyorlar ve alışveriş sonucunda Başak'ın en az 2 marka Buse'nin ise en çok iki marka çanta aldığı görülüyor ve buna göre bu iki kişiden 4 ay boyunca yaptığı harcama en fazla 1900 TL olmuş. Şimdi e, bu ihtimalin en fazla olabilmesi için Başak en az iki marka diyorsa o zaman e, en az iki demek e, en üstteki sınır olmayacağına göre bunların hepsinden aldığını düşünelim. Ya A'dan, B'den ve C'den, D'den hepsinden çanta aldığını düşünelim. Buse'nin de en çok iki marka demiş en çok da sınırlama yapmış ve ciro'nun en yüksek çıkabilmesi için pahalı olanlar alır bundan ve bundan alır Şimdi buna göre toplamda o zaman e, hesaplarsak parasını Burası 2 4 5 6 8 ve 10x yapacaktır 10x değerinin en fazla 1900 olduğunu söylemiş 10x 1900'ü eşitliyorum ve x değerimiz buradan 190 geldi Şimdi e, bize daha sonra en az yapabileceği cironun kaç olduğunu sormuş. En az olabilmesi için Başak en az iki marka dediğine göre o zaman iki markayı dört tane yapmak zorunda değil. İki marka seçeriz ve seçtiği o iki markayı da en ucuzlardan yapabiliriz. Yani bundan ve bundan seçmiş olabilir. Bu en çok iki marka diyorsa hiç bir şekilde çanta almamış olabilir. O halde ikisini sadece seçecekse burada x burada x olduğu göre toplam 2x kadar cüre yapabilir en az. Bir tanesi 190 olduğuna göre iki tane ikisiniz 380 gelecektir. İkinci sorumuzda bir yarışma programında yarışmacıların kafasına top ile en alttan birer birer basamakla çıkarak 10. basamağa gelmeleri gerekmekte. 10. basamak dışında herhangi bir basamakta topu düşüren yarışmacı tekrar en alta inerek 10. basamağa çıkmaya çalışıyor. Yarışmacılardan Begüm'ün iki defa topu düşürüp 10. basamağa ulaştığında inerken veya çıkarken toplam 36 basamak attığına göre düşürdüğü sırada bulunduğu basamak numaralarından biri en az kaç olabilir demiş. Şimdi şöyle söyleyelim. İlk düşürdüğünde A basamağında olmuş olsa A kadar çıkacak, A kadar inecek. Toplamda 2A adım atmış olacak. İkinci topu düşürdüğünde B kadar, B'inci basamağı çıkmış olsa B kadar çıkacak, B kadar ineceği için toplamda 2B kadar adım atmış olacak. Ve en sonunda tekrar sıfıra geldiğinden 10. basamak için 10 adım daha atacak. Ve toplamda 36 basamak kullanmış olacak. Buna göre onu karşı tarafa attığımızda iki parantezine aldık burasını. A artı 5'tir 26. Burada a artı b değerimiz de 13 geldi. Şimdi e, basamaklardan birinin en az olmasını istiyor. Biri en az olabilmesi için o zaman diğerinin en çok olması lazım. En çok b'ye 10 veremem, 10 vermiş olsam bitirirdi e, buradaki yarışmayı. O yüzden b'ye en çok 9 verirsek a'ya da en az 4 verebiliriz. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Üçüncü sorumuz aşağıdaki terazilerden iki tanesi gerçek ağırlığının 1 gram eksiğini, iki tanesi gerçek ağırlığının 1 gram fazlası ve bir tanesi gerçek ağırlığını göstermekte. Buna göre her bir 50'şer gram olan 5 ağırlıktan her bir teraziye birer tane konulduğunda demiş bize bilgiler vermiş buna göre gerçek ağırlığı sormuyor, soruyor hangi terazi gerçek ağırlık vardır şimdi şöyle söyleyelim mesela bize çift numaralı olan terazilerde toplamda 100 gram vardır demiş çift numaralı olanlar 2 ve 4 şimdi toplamda 100 var ben 2 ve 4'e 50 50 vermiş olsam bir tanesinin gerçek ağırlığını gösterdiğini söylemişti. İkisinin de 50 50 olması yani ikisinin de gerçek ağırlığını göstermesi mümkün değil. O yüzden bunlar 50 50 olamaz. Ya biri 49 olacak, biri eksik gösterecek, biri fazla gösterecek ya da bu 51 olacak, bu 49 olacak. Devam ediyorum. Mesela 4'ü kullanmıştık. 4 ile ilgili bilgiyi okuyalım. 3, 4 ve 5 nolu terazilerde toplam 151 demiş. Şimdi biz 4 numaralı teraziyi 51 alırsak Diğerine o zaman 100 kalacak 3 ve 5'e. Ve 3 ve 5'e yine aynı şekilde 2'ye ayırmam yani 50 50 yapmam yine mümkün değil. Çünkü yine iki tanesi gerçek ağırlı oluyor. Yani bunlardan biri ya 49 olacak bu 51 olacak ya da bu 51 olacak bu 49 olacak. Burada 4 numaraya verdiğimiz değere göre değişecek bu durum. Ama hiçbir şekilde buradaki 2'nin, 3'ün, 4'ün ve 5'in 50 olması mümkün olmuyor. O yüzden de 50 olan bir tek 1 numaralı terazi olacağı için cevabımız A şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuzda yukarıda gösterilen üç rafı olan kitapla aynı büyüklükteki kitapları tuğba birinci ve üçüncü rafa dikey, ikinci rafa yatay yerleştiriyor. Şimdi şöyle söyleyelim. E, tuğba birinci rafa ve ikinci rafa toplamda iki tane raf için x tane kitap kullanmış olsun. İki rafa oldu yani bir tane e, rafa dikey yaptığında x tane kitap yerleştirebilirsin. İki tane rafa dikey yerleştirdiği için 2x diyorum. Artı. Ya da diğer tarafını yazalım önce. 1 ve 3. rafa. Betül ise 1 ve 3. rafa yatay yerleştiriyor. 2. rafa dikey. Ee, burada 2 x almıştık. Bir de yataylar için y tane bir rafa yatayları yerleştirdik. Betül için bakıyorum. 1 ve 3. rafa yatay yerleştirdiğine göre yatayların bir raftaki yatay sayısı y kadar demiştik. 2 tane rafa yatay yerleştirdiği için 2 y oldu. Bir rafa da dikey yerleştirdiği için x yazdım. Ve buradaki ifade de. Betül Tuğba'dan 48 kitap fazla yerleştirdiğine göre o zaman Tuğba'ya 48 eklersem bu iki ifade birbirine eşit olacak. X'i karşı tarafa aldım. X artı 48 değerimiz Y'ye eşit geldi. Devam edelim. Eğer Tuğba 3. rafa yatay, 3. rafa da yatay, Betül 3. rafa da dikey yerleştirseydi. Yani Tuğba 3 rafa da yatay yerleştirirse 3Y olur. Betül 3 rafa da dikey yerleştirirse 3X olur. Buna göre Tuğba Betül'den kaç fazla kitap yerleştirmiş olur. Yani 3y eksi 3x değerini sormuş bize. Biz y değerini burada zaten x artı 48 bulmuştuk. Yerine yazabiliriz. 3 çarpı y yerine x artı 48 yazıyorum. Eksi 3x değerini bize soruyor. Buradan 3x artı 144 eksi 3x. 3x'lerimiz gitti. Ve buradan da cevabımız 144 Geldim. Beşinci soruda aşağıdaki birbirleriyle bağlı çekmecelerden herhangi bir numaralı çekmece çekildiğinde kendisiyle birlikte kendisinden küçük numaralı tüm çekmecelerde çekilen hizaya geliyor. Örneğin tüm çekmeceler kapalı 10 numaralı çekmece çekildiğinde birinci şekildeki gibi daha sonra 4 numaralı mesela hepsi gelmiş. Daha sonra 4 numaralı çekmece çekildiğinde ikinci şekildeki gibi bir görünüm olmuş. 4'ü çekince bunun hepsi biraz daha kaymış. Ebru tüm çekmeceler kapalıyken iken çekmecelerden birini 10 santim çektikten sonra şimdi hangi çekmeceyi çektiğini bilmiyoruz. Mesela x'inci çekmeceyi çektiğini düşünelim. Sonuçta x'ten mesela atıyorum x'i 8 almış olsaydık birden 8'e kadar yani 8 tane çekmece birden 10 santim çekilmiş oluyor. O yüzden bunu x aldığımız zaman x çarpı 10 santim bu toplamda gelmiş oldu bu kadar santim çekilmiş oldular. Sonra daha küçük numaralı bir başka çekmeceyi mesela Y çekmecesi olsun da 5 santim daha çekmiş. O zaman 5 çarpı y kadar daha çekildi. Tüm çekme çekilen tüm çekmecelerin ön yüzlerinin başlangıçtaki durumlarına göre uzaklıkları toplamı 145 santim olmuş. O zaman toplamda normalde bunlar 10 santim çekildi hepsi. Sonra bunlar 5 santim daha çekildi. Toplamda buradan uzaklıklarının mesela bunların uzaklıkları artı bunların uzaklıklarının 145 santim olduğu söyleniyor. Çekilen bu çekmecenin, çekmecenin numaraları toplamda 18. Şimdi ilk çektiğimiz çekmece numarası x'i, diğerinin numarası y y'di. Bunların da şöyle alt alta yazalım bunları öncelikle. 10x artı 5y, 145. Sonra çekilen çekmecelerin numarası birinin x, birinin y. Bunların da toplamının 18 olduğunu söylüyor. Yine buradan bir yok etme metodu uygulayabiliriz. Mesela buraya eksi 5 ile çarpalım. Y'ler gitsin. Eksi 5x artı 10x'ten burada bir 5x kaldı. Eksi 5 çarpı 18'den eksi 90 oldu. 145 eksi 90'dan eksi 55 pardon artı 55. X değerimiz de buradan 11 oldu. Yani ilk çektiğimiz çekmece 11'miş. X 11 ise Y değerimiz de buradan 7 geldi. İkinci çektiğimiz çekmecenin numarası da 7. Bu çekmecelerin numaraları farkı kaç olabilir demiş. 11 eksi 7'den farkımız 4 geldi.